Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu saçlar ne? Biraz saçlarımla uğraştım ve sizlere günlük makyajımı gösterdim. Çilli, kahve tonlu, güzel bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Bu saçımı bu renge boyadığımdan beri gerçekten sırf bu makyajı yapıyorum. Ve çok da beğeniyorum açıkçası. Umarım siz de seversiniz, siz de keyifle izlersiniz videoyu. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Şimdi ben ne yapıyorum? İlk olarak bunu uyguluyorum. Bunu yeni aldım. L'Oreal'in bu Glow Sherry renkli nemlendiricisi. Böyle ışıl ışıl duruyor. Ve çok güzel kokuyor. Ama keşke önce şu saçlarımı biraz yaklaştırsaydım. Suratımdan. Benimki light rengi bu arada. Eğer ilginizi çekerse. Ben bunu ellerimle uygulamayı seviyorum. Sünger çünkü ürünün neredeyse tamamını emdiği için ben böyle ellerimle yapıyorum. Görüyor musunuz nasıl ışıl ışıl duruyor? Şimdi günlük makyajımı yaptığım için gerçekten ne yapıyorsam onu göstereceğim size. Ben fondöten tercih etmiyorum. Günlük makyajımı yaparken fondöten aslında tercih etmiyorum. Kapatıcıyla işte bazı bölgelerimi kapatıyorum. Ama şimdi bugün bu saçları yaptım. Fotoğraf çekmek istediğim için bugün bunun üstüne bir de fondöten uygulayacağım. Yani şunu baz niyetine kullanıyorum diyebilirim. Ama tabii ki bence tek başına bile yeter. Şimdi fondöteni de çok sürmeyeceğim. Bunu da bir fırçayla yapacağım. Böyle. Aslında aynamı da şöyle alsam hiç fena olmayacak. Evet. Bir yandan da aynaya bakayım. Ay inanır mısınız bilmiyorum. Şu saçı maşayla yaptım ve 3 saat falan sürdü. Gerçekten çok uzun sürdü. Bunu da hızlıca bütün yüzüme yediriyorum. Şimdi çok az kapatıcımı alıyorum parmağıma ve kapatıcı fırçamla bunu göz kapağıma uygulayacağım. Kalanı şimdiden böyle göz altına biraz ekliyorum. Maksat ziyan olmasın. Şimdi bunu sabitleyebilirsiniz. Ben sabitlemiyorum. Hemen göz makyajına geçiyorum. Göz makyajını da tek bir ürünle yapıyorum. Flormer'ın bu 06 Pink Brown isimli aldığını ben far olarak kullanıyorum ve bronzer olarak kullanıyorum. Zaten öyle bir tonu var. Daha böyle üstümdeki gibi aslında daha çok taba renginde. Ve ben onu çok severek, gerçekten bayılarak kullanıyorum. Bitince de mutlaka alacağım. Şöyle fazlalığına döküp önce dış köşesine yerleştiriyorum. Sonra biraz dışarıya doğru kıvırıp içe alıyorum. Cat eye gibi yapmaya çalışıyorum. Öyle bir göz oluşturmaya çalışıyorum ben. Çünkü gözümün daha böyle kalkık ve çekik görünmesini istiyorum. Daha badem gözlü gözükmek. Bayağı gözümün her yerine getiriyorum gördüğünüz gibi. Tekrar dışına oturttum ve dışarıya doğru kıvırıp içe aldım. C çiziyorum diyebiliriz yani. Gözüme soktu. Yani şimdi belim çok ağrıyor ya şu. Saçı yaparken biraz esnemem lazım. Evet, sporumuzu da yaptıktan sonra devam ediyoruz. Biraz daha yoğunlaştırabilirsiniz. Şu an siz ışıktan çok yoğunmuş gibi görmüyor olabilirsiniz. Ama benim için yeterli bir yoğunluğu var. Şimdi bir sonraki adım ne? Kahverengi bir göz
kalemi alıyorum. B. Kameramı kırıyorum. Sizi biraz daha yakına alayım. Biraz daha yukarıya. Gözümün şu dışına bir deep liner yapıyorum. Bu. Sonra bunu çok hafif dağıtıyorum. Şunu alayım biraz. Ya hep dışa hareketler uyguluyorum. Kaşlarımı zaten yapmıştım. Kaş altımı aydınlatıyorum. Bu da çok ben buradayım diyen bir aydınlatıcı ama fotoğraf çekeceğim dediğim gibi. Şimdi elimi uyguluyorum. İkinci katı farklı bir rimelle uygulayacağım. Bu Essence'ın bir rimeli. Bu çok güzel ayırıyor. Göz kapağıma biraz bulaştırdım. Çünkü bu gerçekten kirpiklerimi çok uzun yapıyor. Kapatıcımı alıyorum. Yine ihtiyaç duyduğum bir yerlere uyguladıktan sonra neredeyse fondöten kadar uyguluyorum. Evet, buraya gelince yine böyle yukarıya doğru çekiyorum. Şimdi mumya gibi duruyor olabilirim ama parlayacağız hemen. Şimdi tekrar alıyorum göz kalemimi ve size biraz yakından göstereyim ne yaptığımı. Gelin bakalım, gelin 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 gelin. Şöyle şu alta biraz dokundurdum. Sonra bunu biraz yukarıya doğru uzatıyorum. Bunu da yeni yapmaya başladım. Neden bilmiyorum ama şöyle biraz daha böyle dursun diye. Ama böyle bırakmıyorum tabii ki. Bunu da dağıtıyorum. Ve kalem işimiz yine bitmedi. Şimdi çil yapıyorum. Bunu da artık her gün yapmaya başladım. Yani makyaj yaptım her gün. Geçiyor güzel. Şimdi bu böyle aşırı belirgin ama üzerine kontür, bronzer allık geldiği için bu aşırı doğal bir şeye dönüşecek. Görünce anlayacaksınız şimdi. So contagious. Ay, ay, ay. Enough for me.
bronzer mi alıyorum? Allıkta şöyle böyle pembe pembe. Ve neredeyse bitti diyeceğim ki highlighter kaldı. Gözümün içine de bir kalem gideceğim. Beyaz bir ten rengi bir kalem. Bu. Şimdi ruja geçelim. Golden Rose'un 504 numarasını kullanıyorum. Sonra Rivalda Loop'un Rossmann kendi markası var. Ne bu? 03 Caramel Brownie. Bitti. Bunu da çok seviyorum ya. Biolit'in sabit edici spreyi. Şimdi biraz kurusun. Güzel oldu ha. Evet. Makyajım bu şekildeydi. Saçlarımı bu renge boyadığımdan beri hep böyle toprak tonları, kahve tonları makyaj yapıyorum. Böyle gül kurularından uzaklaştım. Umarım sevmişsinizdir. Saçıma da biraz böyle bir değişiklik yapmak istedim. Çok sıkıldım. Az önce yaptım. Şu an böyle çok yoğun duruyor. Yarın çok daha güzel olur eminim. Öyle sizlerle böyle kısaca günlük makyajımı paylaşmak istedim. Malum sıkılıyoruz. Belki siz de elinize bir fırça alır. Biraz kendinize uğraşmak istersiniz. Çok güzel vakit geçiyor bu şekilde. Tavsiye ederim yani. Ben izlediğiniz için o zaman çok teşekkür ederim. Sorularınız, istekleriniz olursa mutlaka yorumlara yazın. Ve Instagram'dan takip edin. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda umarım tekrar gelirsin, tekrar görüşürüz. O zamana kadar sağlıcakla, mutlu ve aşkla kalın. Bye bye.